Evet sevgili dostlar dün gece saat 23'e ertelenen videoda 31.700 vardı şaşırmıştım ama o kanal e, akşam saatlerinde canlı yayın yaptık Ali Koç'un konuşmalarını orada da 30 yani 31.900'dü birçok kişi şaşırmış olabilir lan ne oluyor bir iniyor bir çıkıyor mu diyor yok Allah razı olsun kanalımıza davet ettiğiniz herkes için teşekkürlerimi sunuyorum çok uzatmayayım. Dusan Tadiç'ten transfer için itiraf Şimdi Fenerbahçe'mizin yeni transferi Dusan Tadiç. Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu'na açıklamalarda bulunmuş. Sevgili Sercan Hamzoğlu'na da buradan özellikle ve özellikle selamlarımı iletiyorum. İşte Sırp Yıldız'ın açıklamaları diyor. Transferde Türkiye'de büyük olay oldu. Ajax'ta yüzden fazla gol, yüzden fazla asist yaptım. Transferde Beşiktaş'a imza attım derken Fenerbahçe'ye geldim. Süreci anlatır mısın demiş. Ajax'ta 5 güzel yıl geçirdim. Kaptanlık yaptım. Hem gollerim hem de asistlerimle Ajax'a katkılar saldım. Tabii iyi bir takımımız da vardı. Takım iyi olunca kalitenizi gösteriyorsunuz. Fenerbahçe'nin bana yaklaşımı çok güzeldi. İlk olarak Başkan Ali Koç'la görüştüm. Daha sonra Selahattin Baki ve Burak Kızılhan'la görüştüm. Bakın arkadaşlar dikkat buralara. Harika hisler taşıdım. Tabii Mario Branco'yla da görüştüm. Yani tabii arada sağladığımda ondan görüşmüş. Ama ilk Ali Koç'la görüşmüş. Bana Fenerbahçe'den bahsettiler. Ben de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Harika taraftarlara ve geçmişe sahip kulüple yaptığım görüşmelerden sonra harika hisler taşıdım. Hayatta böyledir. Güzel işler taşıyınca oraya yaklaşırsınız. Müthiş bir projeyle bana geldi. Fenerbahçe ile müthiş işler başaracağız diyor. Tosiç'e ne söyledin? Beşiktaş'ta Tosiç'e. Tosiç'te harika arkadaşlığımız var. Beşiktaş'ta oynadı kendisi. Tosiç Beşiktaş'a transfer olmam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe'nin bana sunduğu harika projeden ona bahsettim. Tüm takımlara saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'nin teklifi bana iyi hissettirdi. Edin Ceko'yu soruyor. Ceko'nun etkisi oldu mu diye. O da diyor ki Ceko'nun etkisi çok büyük oldu. Kendisi harika bir oyuncu. Aynı zamanda da müthiş bir iş. Onun buraya geldiğini duyunca kendisiyle Fenerbahçe'de çalışma düşüncesi kafamda belirdi. Kulüp de yaptığı transferlerle nasıl bir gelecek inşa etmek istediğinin sinyalini veriyordu. Ceko buraya gelmemiz bizden sonra yapılan transferlerde de etkili olmuştur diye düşünüyorum. yani. O geldi. O, o beni çekti. Ben bunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? Demiştim demiştim. İyi hatırlayın. Şimdi ben burada bir şey değineceğim. Yok Kur'an-ı Kerim'e karşı mısın? Yok pazuban takmadım falan filan. Hepsini tek tek açıklamış. Diyor ki Orkun'a diyor benim orucam oruca hiçbir saygısızlığım olmadı. İkili mücadelede yere düştü. Çimin tadı nasıldı dedim diyor. O da bir şeydi. dedi. fitness yapmalısın dedim diyor. Maçtan sonra da Orkun zaten söyledi diyor. Yani önemli bir şey yok diyor. O kadar önemli olsa söylemez miydi diyor. Pazuban da taktık diyor. Bir sonraki maç takılmadı diyor. Kulüp ne derse biz onu yapıyoruz. Giyin derse giyiyoruz diyor. Ki haklı mı? Haklı. Çok güzel bir röportaj olmuş sevgili Sercan Hamzoğlu'nun eline Emeğine yüreğine sağlık. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için şampiyonluk mesajı demiştim. Bunu Ali Koç canlı yayında konuştuk diye hatırlıyorum arkadaşlar. 40. yıl plaketini aldı. Hani Lefter'in evine gitmesinden falan. Konuşma sırasında gözlerinin dolduğunu da tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe olarak birlik olduğumuzda bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi bölemediler. Birlik olabildiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Şampiyonluk için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Birlik olalım, küskünlükleri bırakalım ve birbirimize sarılalım. Fenerbahçe hepimizin çubukluyu giyen futbolcu en iyi futbolcudur. Çubukluyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır diyor. Şimdi e, İsmail Kartal'ın oğlu da analiz hekimine yer alıyormuş. Valla ben İsmail Kartal'ın aklıma gelmişken söyleyeyim. En çok beğendiğim tarafı analiz kısmı. İsmail Kartal rakibin analizini çok güzel yapar. İnşallah üstüne eklemiştir bunun. Ee, ve yani inşallah üstüne ekler. Çünkü üstüne eklerse emin olun çok çok iyi olur. Bakın Fenerbahçe'nin geçmişteki en büyük hatalarından biri neydi? Küme düşme, düşen takımlara vermiş olduğu puanlar. Yani e, çok çok tuhaf ya. Şimdi şu da bir gerçek. Hani düşme hattına ve çıkma hattına, yani şampiyonluk hattına bu an kaybetmemiz bizim? en büyük zafiyetimizdi. İnşallah bunu üstesine gelir. Bu arada 31.945 oldu. Vallahi arkadaşlar tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kanala abone ettiğiniz herkes için teşekkür ediyorum. Ben gündem Tete. Bu arada herkese mutlu pazarlar diliyorum. Mangal yakarsanız dikkatli olun. Yine Tete ile masaya oturuldu. Menajeri ile görüşmeler yapıldı. 25 milyon euro piyasa değeri var. Tete'nin 6 milyon euroluk ücret talebinde bulunduğunu söyleyeyim. Hocam biz ile hiç görüşmemişiz. Doğru mu? Doğru. Ama hocam görüştük diyorsun. Görüştük mü? Görüştük. O nasıl oluyor? Biz Teteye yıllık 2,5 milyon euro garanti para, 3,5'a çıkacak şekilde opsiyon artı şampiyonluk primi vesaire içeren bir teklif sunduk. Arda güler örneğini verdik. Bak biz de böyle yetişiyor futbolcular Avrupa'ya gidiyor falan filan çok dil döktük, anlattık. Oyuncu da Avrupa'da kalmak istiyor. Suudi Arabistan'dan falan müthiş teklifler var. Celtic'in de teklifi var ama İskoç ekibinin verebildiği para bizimkinin yarısı kadar bir şey. Ve menajeriyle görüşüp kararını bize aktaracak. Şimdi hocam nasıl görüştük nasıl görüşmedik arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Yani kelime oyunu yapmıyorum çünkü sizler kanal için çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Benim öyle size kıvırmam imkansız. Öyle bir şey olmaz. Biz oyuncuyla çok güzel bir şekilde görüşüyoruz, almaya çalışıyoruz. Ancak oyuncunun talepleri yüksek. Bu talepleri karşılayamazsak da itibardan zede e, hani dem vurmayalım itibara itibar zedelenmesin diye de mecburen görüşmedik diyeceğiz. Ama e, transfer gerçekleşirse de birkaç gündür görüşüyoruz diyeceğiz. Bizim bu ikinci görüşmemiz. İlkinde ben İngiltere takımına söz verdim demiştim. Şimdi böyle yapıyor. Yani şimdiki görüşme daha ciddiyim. Fenerbahçe'ye İtalya'dan 3 transfer birden. Ha şunu söyleyeceksiniz. Hocam çok bekletiyoruz. Acele edelim. Acele ederseniz daha fazla para verirsiniz. Hocam 3'e 5'e bakmayalım. Ulan siz normal hayatınızda da böyle misiniz? Buradaki markette atıyorum 1 litre su 10 lira. Yandaki markette 1 litre su 150 lira. Yandaki markete daha yakınsınız diye oraya gitmiyor musunuz? Hani 150 lira 10 lira. Sabredin. Transfer işleri PlayStation'daki gibi çabucak olmuyor. Keşke öyle olsa. Ama yok. Ben 6 transfer beklediğimi tekrar hatırlatıyorum. Ali Koç 2-3 transfer dedi. Selahattin Bakı 3-4 transfer dedi. Ben Yaşar Usta 6 transfer diyorum. Bunlardan bir tanesi kaleci olacak. Kaleci olmasa 5'e düşer ama olacak gibi duruyor. Yani her şeyde şartta kaleci alınacak gibi duruyor. 6 transfer diyorum ben. O meydan. Şimdi Fenerbahçe İtalya'dan 3 transfer birden. Hocam 3'ü burada mı? Şimdi Milan'ın Bosnalı Yıldızı Rade Kurnic. Bologna'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez. Üçüncü kim? Şimdi Nicolas Dominguez'de son derece süper pazarlık yapılıyor. 10 milyon euroya kadar ikna oldular. Ve Fenerbahçe'de futbolcuyla anlaşmak üzere Kur'un işte de söz kesildi diyor ama ben biraz onu menajer uydurması gibi görüyorum. Torino'dan 28 yaşındaki sabek Mergin Vojvoda ile de görüştüğü iddiası. Ben Vojvoda'yı yalanlıyorum. Valla Nicolas Dominguez'i becerebilirsek 2019'dan beri Bologna'da 4 yılda 109 resmi maç 25 yaşındaki Arjantinli 5 gol 6 asisti var. Ama Fenerbahçe'ye ilaç olacağı düşüncesindeyim. Kur'un iç içinde bilmiyorum ya. Bana biraz uyduruk geliyor. Şimdi bir detayı da vereceğim. Usta Henrique Brezilya yolcusu diyor. Sıradaki habere geçeyim. Ben şurada kurun içi %30 veririm. Nicolas Dominguez'e de %51 vereyim. Ben Vojvoda'ya %10 bile vermem. Bilginiz olsun. Usta Henrique için Santos devreye girmiş. İsmail Kartal düşünmüyor. Gustavo Henrique'nin menajerine kulüp bul dedik. Her türlü kulüp arayışı içerisinde oyuncunun menajeri 30 yaşındaki oyuncu 2012'den 2020'ye kadar Santos'ta oynamıştı. Oraya dönmeye de sıcak bakıyor. 1.4-1.5 isteğimiz var. Bakalım ne olacak. Batshuayi için sürpriz iddia. Batshuayi takımdan ayrılabileceğini iddia etmiş. Edin geldikten sonra demiş ki yok ben kaynatamı özledim. Yok ben atlak bidonlarımı özledim. Zimru maçı sonrasında İsmail Yüksek'in çabasına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş. Orada da dürüm yiyor. Herhalde dürüm geldiği için Ürümü soğutmayayım diye gitti herhalde. Ben oradan onu anladım. Valla Fenerbahçe'de geçen sezon 33 maçta 20 gol sevinci yaşadı. Beni yanlış anlamayın. Bak şu biraz beyinsiz bir futbol. Yani beynini çok kullanamayan tipte bir futbolcu. Ya da yanlış anlayın lan. Fark etmez. Bu performansı bir daha zor gösterir. Fırsat varken satalım. Bir daha bu performansı zor gösterir. Bana sorarsanız fırsat varken satalım. 10, 12, 15 hiç mühim değil. Fırsat varken satalım. Bana sorarsanız. Umarım anladınız. Bu arada gidecekler William Arao, Diego Rossi. Bu arkadaşları tekrar tekrar soruyorsunuz ama tanımıyorum bahsettiğiniz kişileri. Tabii ki bu tabirimi kimse anlamıyor. Arkadaşlar Arao'yu hızlı bir şekilde gönderme niyetindeyiz. Çünkü 16 numara var. Süper bir 6 numara var. Almak üzereyiz. Belki de Nicolas Dominguez'dir. Ve Premier Lig'den 2-3 isim var. 6 numara için çok uğraşıyoruz. Bakalım olacak mı? Ee, Miha Zayt. Sercan Hamzoğlu Miha Zayt sözleşmesini resmen uzattı diyor. Şimdi Zayt uzatırsa ben üzülüyorum. Niye? Sadece 6 numara alınıp kapatılacak. Bilginiz olsun. Yani. Ama Miha olması olmasa iki oyuncu birden olacak. Ya 2 ay boyunca takım bulamayıp bizi peşinden koşturup sonra hadi ben size imza atıyorum. Bu duygusallık duygusallık değil. Bu bir şeyi beceremeyince son dala sarılmaktır. Bilmiyorum. Menzahis konusunda biraz negatifim ama İsmail Kartal'da yüksek verim alıyor. Jorginho Fenerbahçe'nin hedeflerinden bir tanesi. Arsenal Jorginho için 12 milyon euro istiyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. 12 milyon euro. 12 milyon euro çok güzel ama Nicolas Dominguez'in yaşı tekrar değerlendirilebilirliği ya da bir başka bir takıma satılma ihtimali falan derken Jorginho'yu biraz geri plana atıyor. Hocam Jorginho'yu çok mu küçültüyorsun? Bir şey diyemem. Ama hem Jorginho hem Nicolas Dominguez'i 18 18 16 bandını alabilsek psikolojik üstünlüğü direkt elimize alırız. Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi orta sahası olur. Hocam Şimanski ne yapacağız? Tadiç ne yapacağız? Kenti ne yapacağız? Bu arada Şimanski, şey, Tadic, Kent, Emre Mor, Fenerbahçe'de hala bir kanat eksik. Bilginiz olsun. Fenerbahçe Zeki Çelik için görüşmelerini sürdürüyor. 4 milyon euro bonservis. 1.1 milyon euro maaş. 4 artı 1 yıllık sözleşme teklif etmişiz. Tabii kabul etmemişler ama bu şartları kabul ederlerse Fenerbahçe büyük altın bulmuş olur. Kaleci de direkt yabancı olur. Fenerbahçe direkt sportif direktörü Mario Branco, CSK Moskova Sofko, forması giyen Brezilya stoper William Rocha için oyuncunun menajerinden bilgi almış. Arkadaşlar Luan Perez için inanılmaz bir teklif geldiği iddiası var. Ben bunu doğrulayamadım. tamam yönetime yakın kaynaklarımdan duyum geldi ama. Sonra 5,5 milyon euro olduğunu duydum. Bir teklifin olduğunu, 5,5 milyon euroluk Fenerbahçe'nin gönderebileceğini. Ama Roşa, sağ stoper 7 milyon euro transfer marketi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 28 yaşında. Bu olacağını zannetmiyorum. Zenitli Nurali Alip. Nurali. Hatırladınız mı bunu? Arkadaşlar bu arkadaşımız Türk statüsünde oynayabiliyormuş. Kazakistanlı olduğu için yaşı da 23. Şimdi Nurali Alip ee, 1 milyon 200 bin euro değeri var. 1.88 boyuna Kazakistan milli takımının 25 kez formasını giymiş. Vallahi izleyen arkadaşlarım övüyor. Hocam iyi futbolcu şöyle böyle diyor. Hani ben bilmiyorum oyuncuyu. Ama bu arkadaşta, bu arkadaşı takip alın ya. Tamam bu arkadaşı takip alın. Çünkü bu arkadaşta birçok şey saklı. Belli mi olur? Belki olur. Ee, ama hani olur mu? Ee, biraz zor. Hocam 1 milyon 200 bin euro değeri var diyor. Nasıl biraz zor ya? Parayı basıp alırsın. Bak bu arkadaş sol ayakta sol stoper. Aslında Luan Perez'den çıkılırsa alınma ihtimali var. Sol bekte de oynayabiliyor. Hani biz Perez'i biraz da bu yüzden tutuyoruz. Valla Osterwolde bile yedekleniyorken Ferdi bunların ikisini yedekliyorken Osterwolde ve Perez'i Parayı Perez'e bastırmanın mantığı yok. Bence satabilirsek satmamız lazım kısa bir toparlama yapalım arkadaşlar. Ee, TT görüşmeler sürüyor. Ama yüksek beklenti içerisinde bu gidişle yalanlamak zorunda kalacağım. Nicolas Dominguez görüşmeler sürüyor. Oyuncu kanadı ikna oldu. Takımı da hemen hemen ikna oldu. Ödeme planında vesaire anlaşılırsa bu iş olur. Jorginho için 12 milyon euro talep ediyorlar. Biraz yüksek geldi bu bize açıkçası. Ee, yani bize 12 yüksek geldi ama Arap kulüpleri duyarsa direkt çökerler. Bir şey de diyemiyoruz. Arao yolu açık olsun. Diego Rossi yolu açık olsun. Çok açık ve net oldu. Miyazı açsa imzalandırı söylüyor Sercan Hamzoğlu ama benim içim atmıyor. Zeki Çelik 4 milyon euro olursa Zeki Ferdi bana da Cengiz'i alabilirsek mesela Emre Mor Cengiz'den biri. tam işte kaleciyi yabancı oynatabilirsin. William Rocha'na ilgili duyum var ama ben inanmıyorum. Nur Ali Alip ismine dikkat edin. Terez'e 5.5'luk teklif geldiğini bana söylediler. Gustavo'ya önüne gelen biz Fesih'e kadar gidebiliriz. İnşallah Santos'un teklifi doğrudur. Yoksa artık Samsun Spor'a mı veririz ne yaparız bilmiyorum. Dekur'un iç kaynaklarından biri doğruluyor öbürü yok diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Hiçbir şey diyesim gelmiyor ama biraz bana sallama gibi geliyor. Wojbo'da hiçbir kaynağımdan bunu doğrulatamadım. Batshuayi 15'lik teklif vardı. Eğer hala duruyorsa ben olsam kabul ederim. Batshuayi'nin ikinci olmaz. İkinci de bunu yapmaz. İzdince İsmail, İsmail yüksek dedik. Başka Sercan Amzoğlu'na selamlar gönderdik. Selahattin En Benim aktaracaklarım bu kadar. Hadi videonun başlığını siz belirleyin. Hani Tete, Dominguez, Jorginho mu diyeyim? Fenerbahçe'ye 3. Fenerbahçe'nin transfer hedefi 3 yıldız mı diyeyim? Bence bunu diyeyim beğenmeye, abone olmaya, takibe ve dostlarınızı kanala takip etmesi için davet etmeye lütfen devam edin. Kanalımız sizlerin sayesinde daha daha büyüyecektir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.